Merhaba arkadaşlar, Monte Kripto Kontu YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Huobi'nin düzenlemiş olduğu Prime List'e nasıl katılırız? Bunlardan bahsedeceğim. Yeni bir Prime List açıklandı. Tokenin adı Love olacak. Değişen şartlar var. Bu şartları sizlere anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, Huobi yeni Prime List'ini açıkladı. Prime List Love Token bir Play to Earn projesi olacak. Oyun oynayarak kazanabildiğimiz bir proje. Aynı zamanda NFT de kazanabiliyorsunuz. Bu NFT'leri NFT marketlerinde satabiliyorsunuz. Arkadaşlar, projenin çıkış fiyatı 0.0005 USDT olacak. Minimum 1 dolarlık alım yapabiliyorsunuz. Toplamda da 65.000 bilete satış gerçekleştirecek Huobi. Genel olarak vesting, dağıtım ve proje çizelgesiyle ilgili Huobi'nin bu sayfasından bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Ana sayfaya geliyorum. Ana sayfada bakın, burada Prime List sekmesine tıkladığımda genel bilgileri buradan ulaşabiliyorum. Arkadaşlar, token satışı yalnızca mobil uygulamada olacak. İlk bilmemiz gereken konu bu. Bu Prime List'e mobil app üzerinden katılacağız. Mobil app, Huobi'nin mobil app uygulaması telefonunuzda yüklü değilse indir butonuna tıklayarak indirebilirsiniz. İkinci şartımız tabii ki Huobi'ye üye olmak ve kimlik onayını yapmak arkadaşlar. Mevcut bir üyeliğiniz yoksa videonun açıklama kısmına bırakacağım indirimli üyelik linkinden yararlanabilirsiniz. Şimdi hemen bu Prime List'e nasıl katılırız, biraz bundan bahsedelim. Şartları yine değiştirmişler. Yine biraz karışık hale gelmiş. Bunları en basit, en yalın dille anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, tokenimizin kodu Love, projemiz Dizzy projesi. Burada da görüyorsunuz, Prime List için 130 milyon Love token ayrılmış durumda. Total arzı 20 milyar. Tabi bu vesting kısmından bakabilirsiniz. Bunların dağıtım şemaları orada mevcut. 20 milyarı hemen sürmüyorlar piyasaya. Yavaş yavaş yıllara bölünerek açılıyor. Tek bir lot 1 USDT, yani minimum 1 dolarlık bir alım hakkı alabilirsiniz. Ödeme metodu USDT şeklinde olacak. Satış metodu da çekiliş usulü random şeklinde yapılacak. Projenin kayıt süresi 8 Ocak sabah 6 ile 12 Ocak saat 11 arası arkadaşlar. 12 Ocak'ta saat 11'den sonra projeye herhangi bir kayıt yapamıyorsunuz. Nasıl kayıt yapılır? Şimdi buna biraz bakalım. Arkadaşlar, uygulama üzerinden öncelikle Prime List sayfasınıza girdiğinizde bir kayıt ekranı gelecek. Bu kayıt ekranına minimum 5 HT token veya minimum 50 USDT ile katılıyorsunuz. Kaydınızı yapıyorsunuz. Bu sizin kayıt için yapacağınız bir işlem. Bunun karşılığında size tabii ki bir çekiliş hakkı verilecek. Ancak çekiliş haklarınızı arttırmanızın bir yolu da var. Nasıl bir yolu var? Hacim yaparak çekiliş hakkını arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin bakiyem 100 USDT diyelim. 50 USDT'lik kısmını ben kayıt ekranında kilitledim. Bakiyemde 50 USDT kaldı. Bu 50 USDT ile minimum 100, maksimum 50 bin dolarlık hacim yaptığımda günlük olarak bana bu biletlerden hak tanınıyor arkadaşlar. Nasıl? Hemen bu kısmı biraz detaylandırmaya çalışayım. 100 USDT'lik bir hacim yaptığım zaman spotta, spot markette 100 dolarlık bir hacim yaptığım zaman günlük olarak alacağım bilet hakkım 10. Daha önce de bildiğiniz gibi 50 USDT kitlemiştim. Oradan da bana verilen bir bilet hakkı var ve bu biletlerle çekilişe katılacağım. Yani spottaki hacmimi ne kadar çok arttırırsam biletlerden bana çıkma şansı o kadar çok fazla olacak arkadaşlar. Bir biletin de 1 USDT olduğunu belirteyim. Yani size bir bilet çıktığı zaman size 1 USDT'lik bir alım hakkı sağlanıyor arkadaşlar. Peki hocam, nasıl hacim yaparız diye soruyorsanız hemen ondan da biraz bahsedeyim. Bir tane de örnekle çeşitlendirelim. Huobi'nin ana sayfasında spot işlemlerde borsa kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Burada sabit pariteler dışında her paritede işlem yapabilirsiniz. Bu konuya dikkat edin. Örneğin USDT, USDC arasındaki bir hacim yapışım bu hacimden sayılmayacaktır arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Bakın, burada da zaten belirtmiş. DAI, USDC gibi paritelerin, bakın şu paritelerin hacimden sayılmayacağı belirtilmiş arkadaşlar. Bu konuya dikkat edelim. Basit olması açısından hemen size bir tane örnekle göstereyim. Örneğin HT token'e geldim. Bakiyemde 49 dolarlık bir USDT mevcut. Geldim, buradan hemen bir alım yapıyorum. Alımımı yaptım. Şimdi de satışımı gerçekleştireceğim. Satışımı da gerçekleştirdim. Hemen bir tane daha yapayım. Şöyle sizler için hani pratik olması açısından hızlı davranmaya çalışıyorum. Hacim nasıl yapılır bunu göstermek adına hemen bu satışımızı da gerçekleştirelim. Şimdi arkadaşlar, aşağıya
yukarı 130 dolarlık bir hacim yaptım USDT HT paritesinde. Bu da ne oluyor? Şu an benim günlük 10 bilet daha alma hakkım geldi. Tabii bu çekilişte belirlenecek. Bunu size söyleyeyim. Bu hacimimi 500 doların üzerine çıkarttığım zaman bu hakkım günlük 50 olacak arkadaşlar. 12 Ocağı kadar her gün bunu tekrarladığımda bu bilet hakkım bana sağlanmış oluyor. Günlük maksimum alabileceğim bilet sayım 7000 arkadaşlar. 7000 üzerinde günlük hak alamıyorum. Tabii bu çekilişe çekilecek. Bu 7000'den atıyorum 10 tane de çıkabilir. 50 tane bilet de çıkabilir. Örneğin 50 bilet çıktı. 50 USDT'lik bir alım yapacağım. Bunu tekrar tekrar belirtmiş olayım. Bakın burada da ticket drawing'den bahsetmiş. Bilet çekilişinden bahsetmiş. Bilet çekiliş ekranı 12 Ocak Türkiye saatiyle saat 1'de kapanacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Sadece burada hatırlatmak istediğim bir husus mevcut. USDT ile kitleme yapıyorsanız herhangi bir problem yok. Ancak minimum 5 HT demiştik ya. Minimum 5 HT ile kitleme yapıyorsanız 12 Ocak günü kayıt ekranlarında USDT daha kitleme yapmanız gerekiyor. Çünkü size alım hakkı çıkarsa o kitlenen USDT'den alım hakkını düşmek için bunu yapmanız gerekiyor. USDT kitleyenler için herhangi bir problem yok. Zaten o kitlediğiniz USDT'den bu alım hakkınız düşecektir arkadaşlar. Ama Huobi'nin kendi tokeni olan HT tokeni kitleyenler için bu hatırlatmayı yapmak istedim. Arkadaşlar Love token'in trade işlemleri 12 Ocak'ta Türkiye saatiyle saat 16.00'da öğleden sonra 4 gibi trade işlemleri açılacak arkadaşlar. Tabii tokenlerinizi de kazandıysanız eğer tokenleriniz de size bu süre zarfında spot hesabınıza gelecektir. Tabii bu anlattıklarım hiçbiri yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Biz sadece bilgilendirme amacıyla bu videoyu çekiyoruz. Bildiğiniz gibi Prime Lister öncelikle 50 dolar kitleyerek başlamıştı. Sonrasında 200 dolarlık bir hacim yapın, Prime Listimize katılabilirsiniz şeklinde devam ettirdiler. Sonra günlük 200 dolarlık hacme çıkarttılar. Ve şu anki şartları da bu şekilde, bu haliyle bize sunmuşlar. Tabii değişik bir uygulama olmuş. Biz de bunu test edip göreceğiz. Hemen ödülümüzden de bahsedelim arkadaşlar. Bu video ödüllü bir videodur. Videomuzu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL'lik ödülün sahibi olacaktır. Ödülün kazananı bir sonraki videonun sabit yorumunda ve Telegram grubumuzda açıklanacaktır. Arkadaşlar son olarak da bir tane örnek üzerinden size örneği vereyim. Videomuzu da ondan sonra sonlandıralım. Şimdi biz en başta minimum 50 dolarlık bir kitlemeden bahsetmiştik. Bakiyeniz diyelim ki 100 dolardı. Bu 50 doları kitlediğinizde arkadaşlar size 50 tane çekiliş hakkı veriyor. Yani 50 tane biletiniz oluyor. Minimum 100 dolarlıkta günlük hacim yaptınız diyelim. 10 tane de oradan geldi. Ne oldu? Size 60 tane çekiliş hakkı vermiş oldu. Bunların içerisinden 60 çekiliş hakkınızdan diyelim ki 50 tanesi size çıktı. 50 tanesi size çıktığı zaman 50 dolarlık alım hakkı vermiş oluyor arkadaşlar. 50 dolarlık alım hakkını da o kitlediğiniz USDT'den düşüyor. 30 tane çıktı diyelim, 30 dolarlık olanı düşüyor. Kalan 20 USDT de size satış bittikten sonra spot hesabınıza iade ediyor Huobi borsası. Bunu da son not olarak belirtmek istedim. 1 lot 1 USDT, onu tekrar belirteyim. Çıkış fiyatı 0.0005 USDT, yani bir lota 2000 Love token düşüyor dostlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Genel olarak Huobi'nin değişen Prime List şartlarından bahsetmeye çalıştım. Bu Twitter hesabımız arkadaşlar, kripto parayla ilgili önemli haberleri takip edebilirsiniz. Bu Telegram grubumuz, sohbetler edip aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Bu linkler izlediğiniz videonun altında açıklama kısmında mevcut. Bu da YouTube kanalımız. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.